Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkür ederim. Tabii hadisenin geldiği her aşama hem üzüntü verici hem de ürkütücü sonuçlar doğuruyor. Türk siyaseti için, sivil siyasetin seviyesi için ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Şimdi bu yalan haber üzerinden yapılan yalan siyaseti ise hız kesmeden devam ediyor. Bunun hem ürkütücü olduğunu hem de siyasi hayatımız için üzüntü verici olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Burada bu haberi yapanlar haberin arkasından çekildiler. Bize bunu CHP Genel Merkezi'nden de onaylatarak bir CHP'li iletti dediler. Şimdi tabii bunun hiçbir yerinde ne Cumhurbaşkanlığı makamı, ne Sayın Cumhurbaşkanımız, ne de AK Parti yok. Ama rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde, gerekirse Cumhurbaşkanlığından istifa ederim, sen iddialarında haklıysan genel başkanlıktan istifa edecek misin diyerekten kendi sözünün doğruluğunun, kendi sözünün ahlaki doğruluğunun arkasında duracak en güçlü ifadeyi kurdu. Bunu bile Cumhurbaşkanlığını bir ileri sürüyorlar. Cumhurbaşkanlığından, Cumhurbaşkanlığı makamı bu şekilde ileri sürülecek bir makam mıdır diyorlar. Evet, zaten siyasi ahlak sözünün doğruluğuna güvenmek bu demektir. Yani biz her türlü bu sözümüzün doğruluğunu ispat etmek için sahip olduğumuz her makamdan vazgeçebiliriz. Ama siz müddeisiniz, ispat mükellefiyetine sahipsiniz, siz bunu yapabiliyor musunuz demektir bu. Ve buradan ısrarlı bir şekilde kaçmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanlığını işin içine katma şöyle bir kampanyayla devam ediyor. Sürekli olarak bu bir komplo, sanki Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti tarafından kurulmuştur gibisinden. Tamamen adrese teslim, parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük kirli bir senaryoyla karşı karşıyayız. Tabii bizi CHP içindeki mücadele zerre kadar ilgilendirmiyor. Bakın, eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakinlik içerisinde, siyasi senaryo içerisinde, ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup. Eğer sadece biz iktidar olmayı hedefleyen bir siyasi hareket olsak, sivil siyasetin onurunu düşünmesek, sadece iktidarımızı korumak için rakiplerimizin ne halde olduğu bizi ilgilendirmez diye düşünsek, sadece iktidar olma kaygısıyla hareket etsek, bunlar kendi kendilerini imha eden bir grup. Kendi kendilerini kamuoyunun önünde küçük düşüren bir grup. Kendi partili arkadaşlarına karşı komplo kuran bir grup. Dolayısıyla bizi ne ilgilendirir bu? Böyle bir rakip var ve bu rakip zaten sürekli olarak kendi kendisini imha ediyor. Kendi partilerini itibarsızlaştırma gibisinden bir siyasi suikaste ve bir siyasi sabotaja sürekli olarak imza atıyorlar. CHP'nin ne iç işi ne dış işi, CHP'nin herhangi bir işi bizi ilgilendirmiyor. Ama siz Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanlığı makamını işin içine karıştırdığınız için biz maalesef istemesek de, kamuoyunu CHP ile meşgul etmek istemesek de, bu üzücü olayla meşgul etmek istemesek de size cevap vermek durumunda kalıyoruz. CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz. Ayrıca her geçen gün yeni bir aşamaya geçen bu komplonun, bu yalan siyasetinin, yalan haberden kaynaklanan yalan siyaset zincirinin nereye varacağını izliyoruz. Bir kere daha söylüyorum. CHP'de kimin genel başkan olacağı, iç işlerinin nasıl olacağı bizi ilgilendirmiyor. Siyasi akıl kullanmak yerine hiçbir şekilde siyasi akılla üretilmiş bir şeye cevap vermeyip cevap olarak sürekli olarak argo sözlüğünü açıp argo sözlüğünden bazı kelimeler okumaya başlıyorlar. Tamamen CHP'nin iç işleriyle ilgili olarak CHP içerisinde üretilmiş bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Yani CHP'ye dönük bir kumpas üretilmemiş. CHP'ye dışarıdan bir kumpas üretilmemiş. CHP'nin içinden kumpas üretilmiş. Bu habere imza atanlar bunu söylüyor. Bu haberin, bu yalan siyasetinin muhatabı olan iç rekabetteki rakip olarak gördükleri siyasetçi bunu söylüyor. Bunun hiçbir yerinde yok. Ama gelinen noktada hala özür dilemek yerine ısrar ediyorlarsa ve etmeye de devam ediyorlar, herkes şunu görmüştür. İşte saray bize komplo kurdu diyerek çirkin bir şekilde külliyeye dönük olarak, Cumhurbaşkanlığı külliyesine dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur.
Şimdiki CHP yönetimi bizatihi CHP'nin birikimini bu yanlış yönetim ve komplo kumpas siyasetiyle bir maliyet haline getirmiştir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, destek veren değerli vatandaşlarımız da bundan büyük bir üzüntü duymaktadır. Nihayetinde partilerinin, yönetiminin işin içine karışmasıyla, işin içinde gözükmesiyle ortaya çıkan bu tablonun Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu şekilde gündeme getirmesi onlar için de üzüntü vericidir. Dolayısıyla bu meselede biz yokuz, Sayın Cumhurbaşkanımız yok, AK Parti yok. Cevap vermesi gereken ve konuşması gereken bu CHP Genel Merkezi'dir. Sürekli olarak hala dışarıdan bir komplo üretildi diye söylüyorlar. Bahsedilen sahte plakalar kadar sahte ve çirkin bir senaryo bu. Ve Türk siyasi hayatına geçecek, Türk siyasi hayatında ibretlik nedir kelimesinin, ibret nedir kelimesinin karşılığını oluşturacak bir siyasi komployla karşı karşıyayız. Gelinen nokta şudur. Bu komplonun adresi olarak bütün taraflar CHP Genel Merkezi'ni göstermektedir. Kendi iç meseleleridir. Cumhurbaşkanımızı karıştırdıkları için, AK Parti'yi karıştırdıkları için özür dilemeleri gerekir. Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendilerinin meselesidir. Bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Ayrıca siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu yukarıdan aşağıya literatüre geçirecek bir skandallar zinciri, bir skandallar silsilesi. Yani şunu arzu edebilirsiniz, tek derdiniz iktidar olmak olsa en elverişli rakip bunlar dersiniz. Bu mesele sadece bir rekabetle izah edilecek bir mesele değildir. Yani biz sadece burada bir rakibimiz bir kumpasın içerisine girmiş ve çirkin bir senaryo üretmiş diye sevinecek değiliz. Bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bütün bu gelişmeler ortaya çıkmasına rağmen aynı zamanda da ürkütücü bir aşamaya geldiğini de görüyoruz. Hala ısrar ediliyor bunda. Yani burada sivil siyasete zarar veriliyor. Siyasetin temel kodlarına zarar veriliyor. Siyasi ahlak tahrip ediliyor. Ve en önemlisi de vatandaşlarımızın toplumsal taleplerine yönelik siyasi temsil üretmesi gereken siyasi parti kavramına zarar veriliyor. Yani orada bir çete olduğunu, orada bir grup olduğunu, siyasi senaryo ürettiğini, iftira kampanyası yaptığını, itibarsızlaştırmayla ilgili bir faaliyet içerisinde olduklarını onlar gösteriyor. Sonra geliyorlar, Cumhurbaşkanlığı makamına iftira atarak iç işlerimize karışıyorlar. İç işlerinizle hiç ilgilenmiyoruz, hiçbir tarafında değiliz. Bu sorulara cevap verecekleri yerde Cumhurbaşkanımızla televizyona çıkmaktan bahsediyorlar. Cumhurbaşkanımızın iftira atan, siyasi senaryo üreten birileriyle herhangi bir şekilde muhatap olması mümkün değil. Zaten öylesi bir vakit israfı da söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın vaktinin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar yüksek bir mesaiyle bu vakti doldurduğunu görüyoruz. Böyle bir israf zaten söz konusu olamaz. Dolayısıyla bunun hiçbir tarafında ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de AK Parti yoktur. Bu kendi işlerindeki bir hesaplaşmada çirkin siyaset, yalan siyaset üretenlerin hesap vermesi gereken bir meseledir. Medyanın olayı köpürttüğünü söylüyorlar. Olayın köpürmesi Sayın Genel Başkanlarının yine kendilerine destek veren bir televizyon kanalına çıkarak verilen bir soru karşısında cevap vermez. Hatta bazı CHP'ye yakın gazeteciler şey diyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun o sözü, ben böyle bir şey olmuştur, işte oraya gideni de biliyorum, Cumhurbaşkanlığına gideni de biliyorum gibi bir ifade kullanması zaten diyorlar olayı büyütmüştür. Yani dolayısıyla burada medya ne yapmış? Medya sadece soru sormuş. İkincisi, medya şu anda İşi göstermekten başka bir faaliyetle yürütmüyor. Yani orada bir gazeteci var. Bu yalan haberi yazdı. O dedi ki ben yanlış yapmışım, hata yaptım. Başka bir gazeteciyi kaynak gösterdi. O gazeteciyi kaynak gösterdikten sonra o da dedi ki bana bunu bir CHP'li getirdi. O CHP'li de CHP Genel Başkanı'ndan teyitli olarak getirdi. Şimdi bunun burada medyanın suçu ne? Medya sadece bunu gösteriyor. Medya yani öyle bir şey var ki sürekli olarak işte otoriterleşmeden bahsediyorlar, başka şeylerden bahsediyorlar. İftiraya uğrayan, itibarsızlaştırmaya çalıştıkları, itibarsızlık suikasti yapmaya çalıştıkları rakibe konuşma diyorlar. Medyaya gösterme diyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına da iftira atarak siz de buna cevap vermeyin diyorlar. Yani bu kadar ürkütücü bir yaklaşım söz konusu olabilir mi? Yani parti içi rekabette en çirkin yöntemlere başvuracaklarını gösteriyorlar. Aynı zamanda da bunu bir devletin ilgili makamlarına bulaştıracak, devletin ilgili makamlarına iftira atacak seviyeye getirdiklerini de gösteriyorlar. Burada eğer bir çarpık medya ilişkisi varsa, yalan haber, yalan siyaset zinciri çerçevesinde bir çarpık medya zinciri vardır. Yani hangi CHP'li bu haberi sızdırmıştır ve bu haber belge ve bilgi olmadan, herhangi bir mesneti olmadan, herhangi bir belgesi olmadan bu gazeteciler tarafından nasıl yapılmıştır ve nasıl gündeme getirilmiştir? Demek ki
Aslında Türkiye'de gerçek medya bu soruları sormasaydı iş demek ki şöyle ilerleyecekti. Yalan haber üzerinden bir yalan siyaseti yapacaklardı. Cumhurbaşkanlığı makamını işin içine karıştıracaklardı. Rakiplerini tasfiye eden bir sonuç elde etmeye çalışacaklardı. Bunu bozan ne olmuştur? Son derece mantıklı, basit, en temel gazetecilik ilkeleriyle sorulan sorular olmuştur. Yani kimsenin bunu köpürttüğü falan yok. Bunu köpürten CHP'nin kendi iç dinamikleri bunu köpürtüyor. Dolayısıyla cevap verilmesi gereken şey şu, soru şudur. Bu yalan haberin kaynağı olan CHP'li kimdir? Bu CHP'li her kimse bu CHP genel başkanıyla görüşerek mi bunu yapmıştır? Allah'ım.